Mezopotamya'yı tek tek tanıtmaya devam ediyorum. Şu anda da dünyanın en eski üniversitesi ve 11 bin yıla yakın geçmişiyle bilinen Harran'a geldik arkadaşlar. Şanlıurfa'dan yaklaşık 44 kilometrelik bir yolculukla buraya ulaşıyorsunuz. Siz bazen araçlara girişte bir ücret alıyorlar ama biz herhangi bir ücret ödemeden buraya kadar geldik. Bugün yine tarihle ve kültürle doyacağınız bir video izleyeceksiniz. Hemen de arkamdaki işte ilk İslam Üniversitesi olan Harran Üniversitesi ile başlayacağız. Benimle kalmaya devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşeceğiz. Daha çok görüşeceğiz. Evet, şimdi biraz daha Harran'la ilgili detaylı tarihsel bilgiler verelim. Burası Tevrat'ta Harran olarak geçiyor. Aslında Akdeniz'le Dicle arasındaki o bütün ovalar içerisindeki en önemli ticaret merkezlerinden biriymiş zamanında. O yüzden hani burasının tarih boyunca çok büyük bir önemi vardı. Maalesef Haçlı savaşları sırasında, Haçlı seferleri ve savaşları sırasında burası da zarar görmüş. Buradan geçen kervanlar buraya zarar vermişler. 13. yüzyıl tarihçilerine göre de Hazreti İbrahim'in Filistin'e gitmeden önce burada konakladığı, burada kaldığı da söyleniyor. Kur'an'da adı geçen Sabiller, yanılmıyorsam kavminin de önemli merkezlerinden bir tanesiymiş burası. Yani Harran'ın sadece bir tane bir kültüre ya da medeniyete ait bir önemi yok. Birçok kültürde, medeniyette, kitapta adı geçiyor. Farklı isimlerle alınıyor. Şu anda da zaten tamamen turizme açılmış bir yer gibi. Bir yer, bir küçük bir kasaba ve Suriye sınırına da en yakın ilçelerden bir tanesi. Harran'a geldiğinizde birçok kültürel aktiviteden yararlanabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de burada bekleyen, aslında hani bizim kültürümüzde çok da yeri yok. Biraz algının da yanlış bir algı da var biliyorsunuz Türkiye'ye karşı ama bu kasabada yaşayanların çoğu Arap Türkler arkadaşlar. Yani Arap kökenli Türkler. O yüzden burada birçok deve de görebiliyorsunuz. Misafirler geliyorlar, deveye biniyorlar. Birazdan göstereceğim geleneksel kıyafetleri de giyebiliyorlar. Ondan sonra da işte diğer o konik evlerde zamanlarını geçirebiliyorlar. Onları zaten detaylı anlatacağım. Şimdi deve kardeş, söyler misin neden herkes bizi seninle özdeşleştiriyor? Anlatır mısın? Var mı bu işin bir aslı? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Avrupa'ya nereye giderseniz gidin herkes bize şunu soruyor. Diyor ki işte Türkiye'de siz develerle mi geziyorsunuz? Vallahi öyle bir şey yok. Hani biz sadece böyle ikonik olarak kullanıyoruz kendisini. Sordum. Aslı da yokmuş. Tamamen bir uydurmaymış. İnşallah bundan sonra bu algıyı yıkacağız beraber. Bir şey söylemek ister misin? Dicle. Ha? Adı Dicle. Dicle. Dicle, Tigris. Her name is Tigris. Tigris. Yes. Tigris. Do you wanna say something? Bir şey söyle. No. Tamam. Kabul etti, anlaştık. Bir daha kimse Arapça, Araplarla bizi özdeşleştirmeyecek arkadaşlar. Marco, my man. Kardeş. How you feel? Like Arab king. Evet, şimdi buranın en çok merak edilen yerlerindeyiz. Burası arkadaşlar gördüğünüz işte bu kümbet evler. Dünyada 3 tane bu evlerin özel, yani bu evlere benzeyen yerler var. Bir tanesi İtalya'daki Arbello. Arbello. Galiba orası, yani ismi, ben orayı görmüştüm ama ismini biraz zor bir isim var. Onlar biraz daha beyazlar ve gri renkte kremit kullanılıyordu orada. Burada ve Halep'in köylerinde var arkadaşlar. Aslında bu evlerin geçmişi milattan sonra Emeviler döneminde, yani 700'lü yıllarda bu tarz evler yapılmaya başlanmış. Abi tabii zamanla bunlar tek kilit taşı kullanıldığı için yıkılıyormuş ama Emeviler döneminde 4 kilit taşı kullanmak zorunluluğu getirildiğince bu evler o zamandan sonra artık daha bir dayanıklı hale gelmiş. Şu anda Türkiye'de 1995'e kadar bu evlerde aslında insanlar yaşıyordu. Sonraki turizm hamlelerinde bu evlerin birçoğu artık turizme kazandırdı ve burada yaşayan yöre halkı daha çok buranın kafe, restoran ya da işte kültürel gecelerde ya da günlerde kullanılmak üzere bu evleri hizmete açtı. Onun dışında bu evlerin her birinde 1400 tane yakın tuğla kullanılıyormuş. Bunu sağ olsunlar o bilgiyi de verdiler.
Kışın kesinlikle içeride soba yakılmıyor. Yerde böyle bir mangal tarzı bir şey yakılıyor. Oradan da bu kümbetlerin duman çekme özelliği olduğu için de bu dumanı yukarı çekiyorlar ve hiçbir şekilde içeride yayılmıyor. Ve son olarak da kapısıyla ilgili bir şey söylemem lazım. Kapılarda zaten şu anda görüntülerde görüyorsunuz. Kapılar daha alçaklar. Bu da işte içeri giren herkesin selam vererek içeriye girmesini sağlıyor. Yani kısacası gerçekten hem kültür hem tarih anlamında doyacağınız bir yer burası. Daha çok bilgi var ama sizi onlarla çok boğmayayım. Gelince kendiniz de dinlersiniz. Okay, Boris, 50 camel for the girl. For Yovana? For Yovana. No, more. How many camel you need? Much more. Just tell me. I will accept 200. 200? 200. Oh, 200. She is not an angel. She deserves. Look at her. Yes. Look at her. 20 camels for me. Not 20, 200. 20, you said. Okay, deal. No. Bye. Şimdi buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar görüyorsunuz böyle bazı kümbet ellerin içerisinde elbiseler var. Birçok seçenek var. Rengarenk bu Arap ve biraz da Kürt'te var mı? Sadece Arap mı? Yok Arap. Sadece Arap. Tamam. Arap kültürüne ait kıyafetleri burada görebiliyorsunuz. Yani biraz da Türkiye'deki diğer etnik kökenlerin kültürüne de benziyor. Buradan seçiyorsunuz. İstediğiniz kıyafetinizi giyip sonra dışarıda istediğiniz noktada pozlarınızı, fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Onun dışında zaten burada değirmen taşları, yöresel işte evlerin eşyaları, havuzlar, küçük işte lambalar, her şeyi böyle güzel süslemişler. Ben buraya yıllar önce gelmiştim. Gerçekten büyük yol kat etmiş. Bayağı bir şey değişmiş. Şu an çok güzel görünüyor. Üzere. Abi kardeşim. Kardeşim abi. Güzel. Çok güzel ya. Yeah. Ben hiç sırıtmıyorum burada. Yani beni Arap falan zannedenler oldu. Malum artık bu benim kaderim. Şöyle kıyafetlerimizi giydik, fotoğraflarımızı çektik bol. Artık biraz dinlenme zamanı. Biraz soğuk bir şey içeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi birçok ev birbirine bağlı arkadaşlar. Mesela burada 4 tane konik evin olduğu bir yer. Hatta yan tarafa doğru bakayım 5. de buradaymış. Şu anda gördüğünüz işte mutfağı. Burası yine mutfağın bir bölümü. İçeride oturma odası var, giriş kısmı var. Çok güzel böyle yöresel desenlerle süslemişler. Harika bir tavanı var. Tavan fotoğrafçıları için gerçekten ilgi çekici bir yer olacaktır. Kilimler, işte hayvan postları, yöresel silahlar ya da eski silahlar, boynuzlar, duvar halıları her şeyle güzel süslemişler. Gerçekten artık yavaş yavaş turizme entegre olmaya başlamışlar. Şu an içerisi de gayet serin. Dışarının sıcaklığını inanılmaz bir derecede aldı. Ve dediğim gibi kışın da burada hiçbir şekilde soba, yani soğukluk ya da sıcaklık gibi hiçbir mevsimde sorun olmuyor arkadaşlar. Yani çamurdan yapılan evlerin özelliği de biraz da böyleymiş. Şu anda içeriden çekimimizi yaptık. Yine o iyi, çok kötü sıcağa doğru çıkıyoruz. Kümesler de çok ilginç arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yine kümbet evlerde. Onlar da bir kümes yapmışlar. Yine çamurdan aynı şekilde. Hayvanların da tabii sonuçta sıcaktan korumak için böyle yerlere ihtiyacı var. Yine bu bölgede yani Harran'da evlerin olduğu bölgede birçok tesis de var. Buraya gelip dinlenebilirsiniz. İçeceklerinizi içebilirsiniz. Yani biz bir sürü şey içtik. Yani 6-7 kişi 50-55 lira hesap ödedik. Fiyatlar gayet iyi. Şimdi de bu Harran Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Bir de bu arada şunu da söyleyeyim. Şehri koruyan, burası tabii dediğim gibi çok eski bir şehir yani 2500 yıllık. Hani bu ana kısmın bir geçişi var ama daha öncesi 11 bin yıla dayanıyor. Bir kaleyle ve surlarla çevrilmişler burayı. Haçlı seferlerinde zarar görmüş o surların hepsi. Çoğu yıkılmış. Sonrası da bakımsızlıktan yıkılmış zaten. Şimdi birazcık da kaleyi gösterebilirsem göstereceğim. Ondan sonra Harran gezimizi noktalayacağız. Göbekli Tepe'ye doğru devam edeceğiz. Son zamanlarda Harran'da bu tarz hediyelik dükkanları çoğaldı. Daha modern işler sergilemeye ve satmaya başladılar. Görüyorsunuz hemen gastronomi merkezinin yanında böyle güzel küçük bir mağaza var. Yöresel birçok ürünü çok güzel tarzlı bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın kitap ayraçları da var. Böyle küçük duvar resimleri, heykeller her şey var. Güzel böyle rengarenk çantalar da var. Müzik
Evet, şimdi bir diğer ve son noktamız da Harran Kalesi arkadaşlar. Burası şehrin hemen kuzeybatısındaki girişte bulunuyor. Ya da dönerken de buraya uğrayabilirsiniz. Burası 3 katlı bir saray. Aslında biraz kale, biraz saray. Ya zamanında burası Emevi Halifesi 2. Mervan'ın 10 milyon dirhem harcayarak yapıldığı bulunmuş, düşünülüyor daha doğrusu, öyle söyleyeyim. 3 katlı bir yer dediğim gibi. Hemen yanında, hemen kümbet evlerinde zaten görüyorsun, devamı da burada duruyor. Yanında Harran Höyüğü de var arkadaşlar. İçeride birçok işte Tunç, Hitit, Nuri, Mitanni, Asur, Babil, Helenistik, Roman, Bizans, birçok döneme ait de kalıntılar da mevcut. Sizi çok tarihi bilgiyle boğmayacağım. Bu kısa Harran gezimizin sonuna geldik. Zaten Harran'da aslında maksimum yarım günde gezmeniz gereken bir yer. Şanlıurfa'dan çıktıktan sonra önce Harran, sonra Göbekli Tepe'yi görürseniz sonra tekrar şehir merkezine gelebilirsiniz ve yarım günde bitirirsiniz. Benden bu kadar. Ve Shaun the Way ile Mezopotamya'yı özellikle keşfetmeye devam edeceğiz. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.